Bakıyorsunuz bütün yapılan işler para için yapılıyor. Allah için nerede kaldı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anne baba hakkını anlatıyor. Anne baba hakkına riayet eden mi kaldı? Adam hanımından boşanıyor. Şimdi her büyük bir dert var. Nedir? Boşanmalar çoğaldı. Değil mi? Niye çoğaldı bu boşanmalar? İşte erken evlilikten dolayı saçma sapan nedenleri öne sürüyorlar. Erken evliliklerden dolayı yahu boşananlara bakıyorsun hiç erkek evlilikte pek tabii alakası yok yani. Niye oluyor boşanmalar? Boşandıktan sonra kadına nafaka bağlıyorsun erkekten. İslam'da olmayan bir şey bu. İslam ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ Babanın üzerine mecburi olan nedir? Evladının yiyeceğini ve giyeceğini temin etmektir. Karısına bir şey vermek mecburiyetin değil. Mihrini verdi bitti tamam. Ama ne yapıyorsun sen? Kadına da nafaka bağlanacak diyorsun erkekten. Adam kadın ondan ayrılmış. Zaten ayrılmayı kadın istemiş. Sen bir de gidip ona nafaka bağlıyorsun. Kocasıyla güzel geçinmemiş. Ondan sonra kadına bir de ayrıldı diye babasının da babasından da kalan bir para kalıyor. Maaş kalıyor. Ondan sonra diyorlar ki ya gel seni evlendirelim. Bak Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Dulları evlendirin diyor. Ve ankihul ayama min ibadikum. Ne evleneceğim diyor. Ne ağız kokusu çekeceğim diyor. Böyle ben güzel güzel yaşıyorum. Eski kocamdan para geliyor, babamdan para geliyor. Çocukların nafakası tamam. Belki senin bir ihtiyacın olur. Ya var bir tane ben gelip gidiyor diyor. Bu noktaya getirdiler. Avrupa böyleydi, bizi de bu noktaya getiriyorlar. Ama o insanı sen düşünüyor musun? Adam karısına nafaka ödüyor, karısı başkalarıyla. Sonra durmadan her akşam bir haberde birisi birisini vurdu. İşinin altını kimse bilmiyor. Niye vurdu? Ya ben ona nafaka niye ödeyeyim diyor adam ya. Ya hayatımı bitirdi diyor yani. Hayatımı bitirdi. Zaten evleneceğim diye, evimi düzeceğim diye 10 senelik borcun altına girdim. 2 sene sonra ayrıldım. Ben zaten evlilik borcunu ödüyorum. Bir de devlet bana nafaka verdi. Çocukların canım çıkıyor parasını ödemeye. Bir de kadına para ödüyorum ayrıyetten. Kadın da gitti başkasıyla evlendi. Resmi yapmıyor paralar kesilmesin diye. O da evlendi. Başka adam evin içerisinde gelip gidiyor. Ben de yaklaşacağım, çocukları seveceğim. Bana da yasak koydurdu. Eve de yaklaşamıyorum. Adama ne bıraktın? Başka seçenek mi bıraktın? Başka seçenek mi bıraktın adama? Bu mu muasır medeniyetler ölçüsüne çıkmamız seviyesine? Böyle değil. Böyle değil. İnsanımıza dini eğitim vermedikten sonra çok söylüyoruz bunu. Gökten altın da yağdırsanız yine nankör olacak. Yine işi bilmeyecek. Yine işin sonu berbat olacak.